Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu modeli anlatacağım inşallah. Allah izin verse. Güzel, değişik, ajurlu bir model. Evet. Bu ajurlu güllerden oluşuyor. Araya haraşa atılıp değişik, güzel bir model. Bu modelimizi her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle bebek örgülerinde, yeleklerde, hırkalarda rahatlıkla kullanabileceğiniz değişik bir model. İnşallah hemen anlatmaya başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 tane kenar ilmeği yürüyorum. Şuradaki kenar ilmeğimiz ve 1, 2, 3 tane düz ilmek örüyorum. 2 ilmeği bir edip sağ tarafa doğru kesiyorum. Başına doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum, başına doluyorum. 2 ilmeği bir edip sol tarafa doğru kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar 2 ilmeğimizi bir edip sağ tarafa doğru kesiyorum. Başına doluyorum, bir düz örüyorum. Tekrar başına doluyorum. 2 ilmeği bir edip sol tarafa doğru kesiyorum. Ve 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Burada 2 tane kenar ilmeğim kaldı. Ve arkada ise herhangi bir işlem yapmayacağız. Sadece ters olarak örüyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ters olarak öreceğiz. Arkadan örgümüz haroşa olarak ters olarak örülüyor. Hemen şurada göstermek istiyorum. Bakın. Ters olarak ördüm. Ve şimdi yine ön yüzdeyim. Bir, iki, üç tane burada kenar ilmeği örmüştüm. Bir, iki tane düz ilmek örüyorum. Bir, iki ilmeği sağ tarafa doğru yine aynı şekilde kesiyorum. Başına doluyorum. Bir, iki, üç tane düz ilmek örüyorum. Tekrar başına doluyorum. Yine bu daha iki ilmeği bir edip kesiyorum. Ve bu aradaki ilmeklerimizi 1 2 3 4 5 6 7. Evet, buradaki bu iki ilmeği de benim ters örmem lazımdı. Unuttum. Hemen iki ilmeği ters, iki ilmeği sağ tarafa doğru kesiyorum. Tekrar başına doluyorum. 1, 2, 3. 3 tane düz ördüm. Başına doladım. 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Ve buradaki 2 ilmeğimizi ve kenar ilmeğimizi ters olarak örüyorum. Arkadan yine aynı şekilde ters olarak örüp geleceğim. İlmeklerimin tamamı, artmış olduğum ilmekler ve diğer ilmeklerim hepsi komple ters olarak örülüyor. Ve tekrar ön yüzdeyim. 1, 2, 3 tane ilmeğimizi ördüm. 1, 2, 3. Bu kesmiş olduğumuz ilmeği de düz olarak örüyorum. Bu artmış olduğumuz bu iki ilmeği sağ tarafa doğru kesiyorum. Başına doluyorum. Bir tane ortada düzüm vardı. Bunu düz olarak örüyorum. Tekrar başına doluyorum. Ve bu artmış olduğumuz iki ilmeği kesiyorum. Diğer ilmeklerimizi tamamen düz olarak örüyorum. Bu taraftan kesmiştik. Burayı bırakıyoruz. Bu artmış olduğumuz iki ilmeği kesiyoruz.
Arada kestikten sonra 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmek örüyoruz. Başına doluyorum. Bir düz örüyorum. Başına doluyorum. Tekrar bu 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Ve diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burada 2 tane kenar ilmeğim var. Evet, tekrar ön yüzdeyim ve 1, 2, 3 tane burada kenar ilmeğim var. Bu 3 ilmekten sonra kalan ilmeklerin 1, 2, 3, 1, 2 ilmeği ters ördüm. Bu 2 ilmeği sağ tarafa doğru kesiyorum. Başına doluyorum. 1, 2, 3 tane ilmeğimiz oluştu burada. Tekrar başına doluyorum. 2 ilmeği bir edip sol tarafa doğru kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ilmeği ters olarak örüyorum. Ve sağ tarafa doğru bir kesim daha yapıyorum. Başına doluyorum. 1, 2, 3. Burada ortada 3 tane ilmeğimiz oluştu yine. Başına doladım ve sol tarafa doğru bir kesim daha yapıyorum. 1, 2, 2 tane de kenar ilmeğim var. Hemen dönüp arkadan ilmeklerimi tamamen ters olarak örüp geliyorum. Tekrar ön yüzeyim ve 1, 2, 3 tane kenar ilmeğim var. Yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. Bu artmış olduğum ilmek dahil onu da düz örüyorum. Burada 2, 4 tane düzüm kaldı. Başına doluyorum. Bu sefer 1, 2, 3 ilmeği bir edip kesiyorum. Bu sırayla birlikte modelimiz tamamlanmış oluyor. Başına doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu iki model arasında 11 tane düz ilmeğim oluştu. Başına doluyorum. 1, 2, 3. Bu 3 ilmeği bir edip kesiyorum. Tekrar başına doluyorum. Ve kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arkadan ise inşallah gözüküyordur, anlatabilmişimdir. Arkadan ilmeklerimi tamamen ters olarak örüp geleceğim. Evet, dediğim gibi modelimizi tamamladık. Şimdi bu araya model kuracağız. Modelimizi kaydıracağız. Bakın şurada göstereyim hemen. Burada tekrar ön yüzeyim. Bitirdim modelimi ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi burada benim yapacağım işlem kenardan ilmeklerimi sayıyorum ve şu ortadaki 7 tane ilmeğimiz vardı. 3 bu tarafta kalıyor. 3 de bu tarafta kalıyor. Ortadaki ilmeğimizi hemen İkisini bir kestikten sonra 1, 2, 3, 4. ilmeğimiz. Kaç tane ilmek ördük? Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 tane burada düz ilmeğimiz var. Başına doluyorum
bir düz örüyorum. Şu tabanda yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Tekrar başına doluyorum. 2 ilmeğimi bir ediyorum. Kesiyorum. Birini sağ tarafa doğru kesiyorum. Birini sol tarafa doğru kesiyorum. Ortadaki bir ilmeğin sağından ve solundan arttırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kenarlarda 10 tane ilmeğim kaldı. Evet, bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Hemen şu diğer modelimi de göstereyim. Modelimizi kurmuştum. Burada ortada kaç tane ilmek kalacak onu size göstermek istiyorum. Orada 10 tane kaldı. Kenarlar tam gelmediği için 2, 4, 6, 8, 9 tane ortada ilmeğimiz kalıyor. 9 ilmeğimizi diğer sıra hemen göstereyim size. Tabanda yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bu şekilde kuruyoruz. Kurulumu bu şekilde oluyor. Kenarda 3 tane kenar ilmeğimiz var. Diğer ilmeklerimizi 1 2 tane ilmeğimiz var. Terse çeviriyorum. 2 ilmeği bir edip sağ tarafa doğru kesiyorum. Başına atıyorum. Ortada 3 tane düzümüz var. Tekrar başına atıyorum. 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Ortada 7 tane tersim var. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar aynı şekilde kesiyorum sağ tarafa doğru. Başına doluyorum. 1 2 3 tekrar başına doluyorum ve sol tarafa doğru bir kesim daha yapıyorum. Kalan aradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Toplamda 7 tane ilmeğim var. Hemen sayıyorum. 2 4 6 bir de burada var 7. İkisini bir edip kesiyorum. Başına dolayıp 1 2 3 tekrar başına doluyorum. Evet. Modelimiz sadece bu kadar. Kolay bir model. Tabanı kurduktan sonra sıralarını takip ediyorum. Size kolay bir yöntemini söyleyeyim. Modelimizi kuruyoruz. Bir sağa bir sola modelimiz kayıyor. Evet arkadaşlar, örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma ücretsiz olarak abone olup beğenime yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.